merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün gelecek kulüp selection, Galatasaray kulüp selection oyuncularını analiz edeceğiz. Öncelikle analiz etmeden önce süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Birkaç tane soru var. Onları hemen cevaplayıp geçeceğim. Neden Galatasaray geliyor? Tekrarlayalım. Galatasaray'ın e-futbol takımı, e-spor takımı var arkadaşlar ve turnuvalara katılıyor. Yoksa Galatasaray'a aşık oldukları için getirmiyorlar. Fenerbahçe, Beşiktaş, keşke Türkiye Ligi'nden birçok Alanyaspor'un falan kulüp seleksiyonu gelse. Oradan çok iyi oyuncular var çünkü hormonlu olduğunda iyi olacak ama maalesef Türkiye Ligi'ne çok fazla önem vermiyorlar. Buna ne yaparsak yapalım bu değişmeyecek bir şey. İnşallah 2022'de falan ya da daha sonraki yıllarda değişir diye düşünüyorum. Galatasaray'ın gelme sebebi bu. Muslera Feghouli, Marco Luyendama Babel, Getson, Emre Kılınç ve Mustafa Muhammed var. Biz oyuncu analizlerini yapacağız ama şunu da söyleyeyim. Bu oyuncuları analiz ederken Türkiye Ligi'nde oynayan oyuncuların çok kaliteli yapılmadığını oyunda bilerek analiz etmek lazım. Şimdi Fernando Muslera geçtiğimiz yıl hormonlu kartını bir dönem, belirli bir dönem puan kasarken kaleye koyuyordum ve etkili bir performans sergiliyordu. 1.90 kaleci, özelliklerine baktığımızda uzanması sadece ve yakalamasının 97 olması ve farkındalığında 98 olduğunu görüyoruz. Refleksi sadece 99, sıçramasının 95 olması çok iyi. Ben yani bir kardeşimiz şunu yazmış, abi Muslera oyunda iş yapar mı? Yani yapmasa bile yiyecekse kalede golü o yesin. Benim mantığım bu bir Galatasaraylı olarak. Ben Muslera'yı muhakkak geldiğinde ilk 11'e almayıp ilk maçlarını muhakkak zaten çekeriz ama onun dışında kesinlikle ve kesinlikle bu oyuncuları uzun süre oynatmayı planlıyorum. Gelelim Sofyan Feghouli'ye. Aslında bakıldığında 94 rating ve sağ açıkta İyi bir oyuncu. OOS'de de oynayabiliyor. Bitiriciliğinin 83 olması biraz kötü. Şöyle kötü. Genele vurduğumuzda kötü. Ama onun dışında baktığımızda bir Türkiye Ligi'nde oynayan bir oyuncu için bence iyi bir overall. 94. Fiziksel teması yok. Dengesi var. Dayanıklılık idare eder. Sıçramasının 86 olması bana çok ilginç geldi. Normalde çok kafa vuruşu yapan ve iyi sıçrayan bir oyuncu değil. 1.77 boyunda. Yerini orta özelliği var ama falso yeteneğinin çok üstün olmadığı için ve yüksekten pasının iyi olmadığı için bana göre kanatta oynatmak ve yerini orta özelliğini kullanmak daha saçma olur. Bence OOS'de daha fazla iş yapabilecek bir oyuncu. Bakıldığında ama 10 üzerinden 5 falan verirsiniz. Çok kaliteli sağ kanat ve sol kanat oyuncuları var oyunda. Çok fazla konuşulan Marcao çünkü 95 rating oluyor. Hız ve hızlanması 81-84 bana göre daha hızlı bir oyuncu bu arada Marcao. Top kazanma 98, agresiflik 98 ama defansif farkındalığının 90'ın altında olması bir tık bence bir stoper için sıkıntı olabilir ama fiziksel temas 95, aynı zamanda dengesinin de 85 olması ve sıçrama özelliğinin kafa ile birlikte 90'ın üzerinde olması çok büyük bir artı. Top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma gibi özelliklerinin evet Türkiye Ligi oyuncularına önem vermiyorlar ama bana göre birçok oyuncudan daha iyi olması gerekiyordu en azından oyun için. Tabii ki de bir Koulibaly'den falan ya da ne bileyim diğer Van Dijk'ten iyi olsun demiyorum ama bence oyun geneline baktığımızda sıkı top tutma, top kontrol gibi özelliklerinin çok daha üstün olması gerekirdi. Baktığımızda 1.85 boyu var ve sol ayaklı oyuncu, sol stoper her zaman için iyidir. Top kesme, akrobatik uzaklaştırma gibi özellikleri ve adam markajı gibi özellikleri çok iyi. Ve çok da güzel bir özelliği var. Dengeli pas, bakmadan pas, bakmadan pas. Yani Ronaldinho musun lan sen? Hafif yüksekten pas gibi özellikleri var. Bu adam gerçek anlamda sağlam bir stoper. Geldiğinde kesinlikle oynatacağım arkadaşlar. Gelelim Luyendama'ya. İzbandut bu adam biliyorsunuz. Yani fiziksel temas 99 ve bu adam en azından iyi bari analiz etmişler. Hakikaten inanılmaz bir fiziksel temas var. Zaten Galatasaray maçlarını izleyenler Luyendama'yı bilirler. Yani aygır gibi bir adam. Agresiflik 95, fiziksel temas, sıçrama 96, kafa 97. 1.91 ya yani 1.91'lik adamın kafa 97 ve sıçrama 96 olması kafa toplarının hiçbirini kolay kolay kimseye vermeyeceğini gösteriyor. Ama bu adamdaki sıkıntı şu. Biraz önce Marcao'da eksik dedik ama yani top sürmesi, sıkı top tutması, top kontrolü aşırı kötü. Yani bu adamla ciddi anlamda bu açıdan sıkıntı yaşarsınız. Evet, kafa toplarında yoğunluğu full olan bir taktikle oynarsanız ve defansa gömülen bir taktikle rakibi kanatlara yönlendirip kanatlardan orta açmasını beklerseniz Luyendama stoperde oyunla maçın adamı olur. Emin olun ki kafa vermez ama
Tiki-taka oyununda ortadan gelen rakiplere karşı maalesef çok büyük bir sıkıntı. Yerden oynanan oyunlarda sıkıntı yaşarsanız Luyendama'yla. Marka mı Luyendama mı derseniz Marka'yı tercih ederim. Gelelim Ryan Babel'e. Ryan Babel'e haksızlık şöyle yapılmış. Eğer Luyendama'nın fiziksel temas 99 ise Ryan Babel'in de en azından 95 falan olması gerekir diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum katılır mısınız? 86 fiziksel temas bana göre Babel için çok kötü. Sıçrama özelliği var. Boyu da olan bir oyuncu. 1.85. Şut gücünün 91 olması bence çok büyük bir ayıp. Bence 95'in üzerinde olması gerekirdi ki bu kartın hormonlu bir kartı olduğunu düşünürsek Babel'in şut gücünün yani birçok oyuncudan çok daha üstün olduğu için bana göre 91 çok komik. Hız ve hızlanması ideal. 89 ve 86. Pasör yetenekleri çok iyi değil. O yüzden tiki-taka oyununda ya da orta kabiliyetinde size çok büyük sıkıntı yaşatacaktır. Uzun mesafe füzesi, uzun mesafeden şut çekme, dalan şut, anında şut gibi özellikleri var. Son dönemde sonradan oyuna girdiği için oyun süper yedek yapmış. Normalde süper yedek bir oyuncu değildi. Süper yedek sonradan oyuna girdiğinde evet bir şeyler yapabilecek ama ya onun üzerinden 5'lik bir oyuncu. Gelelim Getson'a. Bu oyuncu ilginç bir oyuncu. Şimdi 98 hız, 99 hızlanma orta sahada go pozisyonunda belki de oyunun en hızlı adamı diyebiliriz. Çok çok iyi. Ama alçaktan ve yüksekten pasının da yeşil olması bana göre çok iyi. Bitiricilik 62. Bir bitiricilik beklemeyin. Fiziksel temas 84 çok kötü değil. Dengesi 95 iyi. Dayanıklılığı çok iyi. Defansif ve ofansif farkındalığı ikisi de yeşil olmasa da 80'in üzerinde. Oyunu iki yönlü oynayabiliyor. 41 seviye olduğuna bakmayın. Sanırım 130 bin, 140 bin DP'ye fulleniyor. Çok aman aman öyle korkutmasın. Sarı top sanırım oldu ya da gümüş top olduğu için evet. Ondan dolayı çok fazla DP istemiyor. Sombrero bakmadan pas ve mücadele ruhu var. Tam bir orta saha oyuncusu. Yani top kontrolü ve top sürmesi de iyi. İş yapar mı? Ben açıkçası istiyorum ki aynı zamanda 1.81 de boyunda bana göre bu hızda bir oyuncu ben oynatmak isterim. Gelelim Emre Kılınca. Real futbolda ya belki iyi kalplidir ama ben futbolunu çok sevmediğim bir oyuncu. Hız ve hızlanması idare edecektir iyi. Pasör yetenekleri iyi. Fiziksel temasının çok kötü olduğu görünüyor. Sağ kanatta oynuyor. Baktığımızda yerine orta özelliği yok. Ama çift vuruş gibi bir özelliği var. Bitiricilik idare eder. Eh yani bir Türk oyuncu için. Falsosu 86. R2 ile içeriden kavisli şutlar çekebilir. Ama onun dışında orta kabiliyeti yerine orta özelliği olmadığı için çok kaliteli olmayacaktır. Akrobatik bitiriş, dengeli pas, kurnazlık gibi özelliği var. Çok üst düzey bir kart mı bana göre değil. Gelelim Mustafa Muhammed'e. Ya şurada küçük bir şey söyleyeceğim. Ya kardeşim bunun 93'lük kartını getirdiniz zaten. 91'lik karta ne gerek var ki yani? Ya bunun yerine farklı birini getir be kardeşim. Falcao'yu getir yine de gerekirse. Yani 93 getirmişsin. Şimdi bazı kartların aynı overall'ları geliyor. Birkaç tane işte bitirici de iki fazla oluyor. Ama pas yeteneği kötü oluyor. Denenmek için fulleyebiliyoruz. Ama yani 93'lük bir kartı varken Mustafa Muhammed'in 91'lik kartın gelmesine ben akıl sır erdiremedim. Siz erdirdiyseniz lütfen yazın. Gelin kartı analiz edelim. Alçaktan ve yüksekten pası. Yüksekten pası önemli değil ama alçaktan pasının 73 olması bu oyuncu ne tiki taka oyununa gelir ne işte farklı hiçbir ya hiçbir pas alternatifiyle onu kullanamazsınız. Maalesef kötü bir yanı bu. Aynı zamanda özelliklerinde pasa dair hiçbir şeyin olmaması, tek pas gibi ya da işte dengeli pas vesaire gibi özelliklerinin olmaması maalesef çok büyük bir sıkıntı yaşatacaktır. Onun dışında ofansif farkındalığı 90, top kontrolü, top sürme gibi özelliklerinin sıkı top tutmasının 76 olması çok kötü. Bitiricilik 90'ın üzerinde olması Türkiye'de oynayan bir oyuncu için iyi. Şut gücü iyi, sıçrama ve fiziksel temasın olması ve kafası iyi. Ama onun dışında 1.85 boyunda pozisyon takibi, penaltı uzmanı, anında şut özelliği var. Yükselen şut var, uzun mesafe füzesi var. Açık söyleyeyim 10 üzerinden yani 5'lik bir kart. Daha iyisi değil. 93'lük kartı vardı. O biraz daha biraz böyle keyiflendirmişti bizi ama çok da aman aman bir şey değil. Bu arada Merih de gelecek. Hatta şöyle yapalım. Gelin Merih'i de bir kıyaslayayım. Çünkü Juventus analizi yapmayacağım çok fazla. Merih'i de kıyaslayalım ve öyle bitirelim videoyu. Merih fiziksel temas 96, sıçrama 95, kafa 93. Şimdi Luyendama ile ilgili dediklerim Merih için de geçerli. Yani 1.90 adamın sıçraması 95 ve kafası 93 olduğu sürece
bu adamın oyuncu kartında da 90 kafa özelliği varsa bu adam kafa toplarında kolay kolay top vermez. En kötü vuramasa bile rakibe de vurdurmaz. Top birbirine çarpar ortada kalır. Çok önemli. Top kazanması 95, agresiflik 97, defansif farkındalık biraz daha iyi olabilirdi. Topla haşır neşir değil ama alçaktan pasının 87 ve yüksekten pasının 84 olması bu oyuncunun en azından geriden topla çıkmak isteyenler için bir artı olacağını düşünüyorum. Onun dışında özelliklerine baktığımızda top kesme, adam markajı gibi akrobatik uzaklaştırma ki çok önemlidir bir stoper için. Bana göre çok çok iş yapabilecek bir oyuncu. Bu arada pazar değeri de 30 milyon diyormuş. Helal olsun Meri. İnşallah çok daha iyi yerlerde de görürüz seni. Milli takımımızın da gurur verici oyuncularından bir tanesi Çağlar ve Ozan'la birlikte. Şimdi Ozan tabii ki benim kadromda mobilde var. Eğer ki Merih gelirse ikisini stopere alıp size söz veriyorum. Hani bir D falan gelmedikleri sürece ikisiyle oynayacağım. Çok keyifli olacak benim için. Hızı falan da çok iyi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bugünkü analizimiz bu şekildeydi. Umarım istediğiniz toplar size çıkar. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.